70'ler denince akla Yeşilçam'ın hatırlamak istenmeyen bir furyası akla geliyor. Televizyonun yaygınlaşması birçok oyuncuyu sinemadan uzaklaştırmıştı. Bazıları ise bu furyaya uymuştu. Onlardan birisi de Zerrin Ege'lilerdi. Güzelliği dillere destandı. 1950'de dünyaya gelen Hatice Özgül etrafındakilerin dikkatini güzelliğiyle çekiyordu. Dalgalı saçlarıyla ve fiziğiyle diğer kadınlardan hemen fark ediliyordu. Hatice Özgül ilk filmini çevirdiğinde 22 yaşındaydı. Filmin ismi Gönül Oyunu'ydu. Ufak bir rolde kariyerine başladı. 1972'den sonra 75'e kadar herhangi bir yapımda rol almadı. Ta ki Kadınlar filmine kadar. 1975 yılı Yeşilçam için dönüm yılıydı. Sinema seyircisi gitgide azalmaya başlamıştı. Komedi tarzı dışında beyaz perde yeteri kadar ilgi görmüyordu. Bunun sebebi ise televizyonun yaygınlaşması oldu. Peki sinema yapımcıları bunun için ne yapmıştı? Bu yıldan itibaren cinsellik satar dürtüsüyle cinsel içerikli komedi filmlerine yöneldiler. 1977'den sonra ise bu furya iyice sinemaya hakim olmaya başlamıştı. Birçok isim para kazanmak için cinsel içerikli filmlerde oynamaya başlamıştı. O isimlerden biri de Hatice Özgül'dü. Güzelliğiyle dikkat çeken Hatice'nin adı artık Zerrin Ege'lilerdi ve herkesi peşinden koşturuyordu. Artık bir star olmuştu Zerrin Ege'liler. Adının görüldüğü filmler izlenme rekorları kırıyordu. Yapımcıları peşinden koşturuyordu. Her filmi olay oluyordu. Zerrin Ege'liler o kadar meşhur olmuştu ki akla gelen ilk isimlerden oluyordu. Bir sene içinde 37 filmde rol aldı ve kendi alanında bir rekora imza attı. Her sinemada muhakkak bir Zerrin Ege'liler filmi oynuyordu. Yıllar ilerledikçe bu şöhret ona ağır gelmeye başlamıştı. Verdiği röportajlarda bunu sık sık dile getiriyordu ve bu işten soğuduğunu söylüyordu. Bir dönem diğer meslektaşları gibi şarkıcılığı da denemişti. Oyunculuğu ve sahneyi tamamen bırakan Ege'liler, köşk gazinosunun sahibi Fahri Balcı ile evlenip Bursa'ya yerleşmişti.